yapıyorsun Ayda? İçeri gireceğim de. Hı. Şey bir hasta falan var mı diye şöyle bir dinleyeyim dedim. Kapıyı tıklat. İçeri gir. Hasta varsa çıkarsın. Yapmadığın şey sanki. İşte, bu seferlik rahatsız etmeyeyim dedim o kadar. Sen bana şimdi baya baya şifrelerini vermiyorsun. Öyle mi? Vermiyorum. O zaman kesin benden bir şey saklıyorsun demektir Emre. Hayır canım, sen bana kesin olarak güvenmiyorsun demektir. Yok, ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Sen kendine güvenmiyorsun. Saklayacak bir şey olmayan insan şifresini verir. Bu kadar basit. Bu kadar basit, öyle mi? Ya bir kere şu söylediğin şeyi ben kendime hakaret olarak kabul ederim ya. Bana yakışmaz bir kere. Benim sana dürüstlüğümü kanıtlamam için şifrelerimi vermem gerekmemeli. Bir insan sevgilisine güvenmeli, böyle şeyler istememeli Yağmur. Ay Emre. Ay Emre, ne kadar büyüttün be Emre. Bir şifre be. Bir şifre vereceksin, bitti. Yani bu kadar mesele yapmasam ben de olayın içinde bir bit yeniği aramam. Ha, aradığını kabul ediyorsun yani. Çok güzel ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Yağmur. Bence insan güvenmediği biriyle beraber olmamalı ya. Haklısın. Haklısın, bunu konuşalım. Konuşalım. Hay Allah ya. Ay niye şifreleri vermedi bu çocuk? Bak gerçekten çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım Ayda. Emre, yani bu çocuk senin bir dediğini iki etmez ki. Sen bir de şifreleri isteyeceksin, o da vermeyecek. Yani biri bana bunu söylese ben inanmam, biliyor musun? Ay neden değişti bu çocuk böyle ya? Ay neyse Yağmurcuğum, ben daha fazla yorum yapıp senin aklını bulandırmak istemiyorum yani. Ay yap. Lütfen yap. Yani zaten bulandı bulanacağı kadar Aydan. Yani bak sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu sosyal medya şifrelerini vermemesi yani beni biraz böyle işkillendirdi. Hayır, ne saklıyordu acaba, vermek istemiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Evet, kabul ediyorum. Son yaşananlardan sonra biraz sarsıldım. Doğru. Biraz mı? Yağmur, bambaşka bir kadın oldun ya. Emre, bütün suçu benim üstüme atamazsın. Yani senin de bu süreci iyi yönettiğin söylenemez. Ya olabilir. Her gün başıma böyle bir şey gelmiyor. Ben de ilk defa böyle bir şeyle suçlanıyorum. Yani ben de her gün böyle saçma saçma mesajlar almıyorum Emre. Neyse. Görünen o ki bizim ilişkimiz bu tür güçlükleri kaldırabilecek yapıda değilmiş. Bu vesileyle onu görmüş olduk. Ne demek istiyorsun? Yani en ufacık bir sarsıntıda yıkılan bir bina gibiymiş bizim ilişkimiz Emre. Temeli sağlam değilmiş. Telefonuma gelen bir mesaj ve sonrasında yaşananlar bunu bize gösterdi. Maalesef. O yüzden ben de durup düşünmemiz gerektiğine karar verdim. Ayrılmak mı istiyorsun? Ara vermek istiyorum.